Evet, bugün Esenyurt'un Güzide Mahalleleri, Yenikent ve Sultaniye Mahallesi'ndeyiz. Bugün bu mahalleleri dolaşacağız. Burada esnafla, halkla söyleşilerimiz olacak. Bakalım Ramazanları nasıl geçiyor? Yenikent Mahallesi'nde röportajlarımıza devam ediyoruz. Aziz Usta'nın önündeyiz şu anda. Merhaba efendim. Merhabalar. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Necla. Ramazanlar nasıl geçiyor Necla Hanım? İyi geçiyor. Çok şükür. İşler nasıl hareketli mi? Evet evet, işlerimiz iyi çok şükür. Genelde en çok hangi tatlılar gidiyor? Yani baklava çeşitlerimiz zaten meşhurdur, evet. Yani baklavalarımızda sıcak tatlılarımız var. Yani hepsi de bir de meşhur tatlısı var, güllaç gidiyor mu? Tabii tabii, güllaçımız da gidiyor efendim. Hepsini satıyoruz, yani satışlarımız çok iyi. Peki Ramazan bayramı yaklaşıyor. Ramazan bayramının özelliği biliyorsunuz tatlı, baklavalar. Sipariş alıyor musunuz? Tabii başladı siparişlerimiz. Bir hafta öncesinden başladı. Aldık siparişleri. Bakalım, bekliyoruz inşallah. Evet, Aziz Usta'nın meşhur tatlılarından yemek isteyenleri buraya davet ediyoruz mu? Tabii hepsini bekliyoruz. Yani tatlılarımız meşhur zaten. Müşterilerimiz bizi bilen biliyor zaten. O yüzden herkesi tatlı yemeye bekliyoruz. O zaman bir bayram mesajınızı da alalım. Yani Ramazan bayramınızı. Ramazan bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum. Hepinizi tatlı yemeye bekliyorum. Yenikent Mahallesi Ramazan söyleşilerimiz devam ediyor. Merhaba, sizi tanıyabilir miyiz? Ben Bayram Tosun Kırklareli'yim. Doğma ve Mebra taraflarıyız. Peki domates satıyoruz. Nasıl fiyatlar şu anda? Şu an fiyatlar biraz düşük. Daha da düşecek domates yani. Daha da düşecek. Nasıl alışverişler daha mı çoğaldı şimdi? Şu an biraz daha iyi yani. Ramazan'da nasıl geçti? Vallahi Ramazan'da iyi geçiyor. Güzel. Ramazan iyi geçiyor. İyi geçip gidiyor Ramazan. Bitecek neredeyse, az kaldı. Bitiyor Ramazan. Ama bir de zabıtalarımız bıraksa 10 numara olacak. Bırakmadığı için çok sıkıntımız yaşıyoruz. Şu an bilemem, gelse direkt açıp gideceğiz buradan. O andayız yani. Her gün zabıtala. Ne yapıyor, hırsızlık mı yapıyoruz, ne yapacağız belli değil. Yenikent Mahallesi röportajlarımız devam ediyor. Ramazan söyleşilerimiz devam ediyor. Merhaba, sizi tanıyabilir miyiz? Fatma. Fatma Hanım, Ramazan nasıl geçiyor? İyi geçiyor, güzel geçiyor. Rahat yani, serin. Evet, şimdi mutfak masrafları malum ama domates, patates, soğan fiyatları düşmeye başladı herhalde. Evet, domates, salata fiyatları düştü. Yani mutfağın masrafı da iyi oldu yani. Her şeyi kullanabiliyoruz, alabiliyoruz. Peki efendim, Ramazan bayramı geliyor. Bir plan program var mı? Evet, valla tatile gideceğim Balıkesir'e. Yenikent Ramazan söyleşilerimiz devam ediyor. Merhaba, sizi tanıyabilir miyiz? Ben Yunus Karakoç. Yunus Bey, Ramazan nasıl geçiyor? Ramazan iyi, Ramazan güzeldir. Şu an için Allah razı olsun, Ramazan aylarında güzeller geçiyor. Bereketli. Bereketli aydır. İşlerimiz nasıl? Efendim, iş yok. İşe bakarsan iş ekonomi sıkıntısı büyük. Ekonomi sıkıntı olunca millet alamıyor. Alım gücü kalmayınca alma şansları sıfırlamış. Yani gelirken yarım kilo kiraz istiyor. Yarım kilo kiraz içince de 250 gram içince demek ki imkanlar bozulmuş insanların. Ekonomide sıkıntı var ama bunu da bir sıkıntı var ama bir bakan kalkıp da bir insanlara bir şey söylemiyor. Demek ki ekonomi düzelteceğim, durum böyle olacak. Bir ay bekleyin, 6 ay bekleyin, 3 ay bekleyin. Yani hiçbir zaman ben televizyona çok dikkatle bakıyorum. Hiçbir ekonomist kalkıp da bunu söylemiyor. Yani durumlar böyle. Peki efendim, Ramazan bayramı yaklaşıyor. Bayramda bir plan program var mı? Evet, plan program bir insanın ekmeği olmayan bir programı olur mu? İnce ekmek parası kazanmak zorunda. Ekmek parası olduğu yerden o zaman programı olur. Parayı kazanmadıktan, karnı doymadıktan sonra nereye gideceğiz? Hangi tatile gideceğiz? Hangi yere gideceğiz? Gitme şansın var mı? Gidemezsin, gitme şansın da olmadığına göre. Ha, bu gitme şansın sıfır. Olmaz da ekonomi sakatı. Ekonomi için insanlar bir şey alma şansı kalmamış. Yani insanlar zor durumdadır. Herkes bir durumda zor durumda olduğuna göre. Göresin, millet hiç yüzü gülen var mı? Senin yüzün gülüyor. Bizim yüzümüz gülme şansı yok. Bak böyle bir buradan bak bakın, sokaklara bak. İnsanlar girerken hiç yüzü gülen var mı? Yok. Herkes ekonomi derdinde, ekonomi derdi. Ekonomi olursa tatile de gideriz. Yaz mevsimi memleketimize de gideriz. Şimdi milletin derdi seçim. Ya biz seçimle bizim işimiz bitti. Seçimle biz daha seçimi unuttuk. Biz etmek derdindeyiz. Yenikent Ramazan söyleşilerimiz devam ediyor. Merhaba, sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba, ben Yusuf Özpalat. Efendim, Ramazan nasıl geçiyor? İyi geçiyor, güzel geçiyor. Allah'a şükürler olsun, bu Ramazan'da da bir açlık görmedik. Dostluk içinde, güzel kardeşlik içinde geçiyor mahallemizde. Peki Ramazan bayramı da yaklaşıyor. Bir program var mı şu an? Var, ailecek her bayram olduğu gibi memlekete ailemizin yanına gidiyoruz. Böyle.
Memleketi özlüyoruz herhalde. Özlüyoruz tabii ki de ya. Sürekli İstanbul'dayız. Akrabalarımız orada, orayı özlüyoruz.